Polis melek, yani oğlum senin daha büyümen gerekiyor. Önünde daha uzun bir yol var. Daha yani polis olmak için çok küçüksün. Ya babacım, ama ben polis olup suçluları yakalamak istiyorum ya. Suçluları yakalayacağım, onları hapse atacağım. Ben polis olmak istiyorum. Polis olmak istiyorum baba ya. Of of baba. Bak polis bebek, babana karşı saygısızlık yapmanı bir daha istemiyorum, tamam mı? Yoksa sana çok büyük cezalar vereceğim. Hey, dur polis bebek. Ah, olamaz. Arabayı kaçırdı. Nereye gitti polis bebek? Nereye gittin? Hayır, olamaz arkadaşlar. Ne yapacağım ben şimdi? Arabayı da götürdü. Şimdi polislik yapacak mı yani bu bebek? Yapamaz ki arkadaşlar. Daha çok küçük. Olamaz. Hemen başına bir şey gelmeden, bir iş gelmeden onu bulmam gerekiyor. Polis bebek, seni bulursam var ya, seni çok kötü cezalandıracağım. Bir daha sana ne bilgisayar ne de telefon vereceğim. Çikolata bile almayacağım sana. Nereye kayboldun oğlum? Nereye kayboldun ya? Ben babamdan daha iyi bir polis olacağım. Bu köyde hiçbir suçlu kalmayacak. Bu köydeki bütün suçluları hapishaneye atacağım ve onları kelepçeleyeceğim, tamam mı? Polis bebek varken hiç kimse bu köyde suç işleyemez. Kimsenin hakkı değil bir köy, tamam mı? Ben polis bebek. Açın bakalım kapıyı. Kapıyı açın. Çünkü polis bebek geldi kapıya, tamam mı? Açlıyorum sana kapıyı. Kapıyı aç, tamam mı? Allah Allah, ne oluyor lan? Birisi kapıyı çalıyor. Açın kapıyı. Polis bebek geldi. Eğer kapıyı açmazsanız bu kapıyı kıracağım. Allah Allah, ne oluyor? Tamamdır, açıyorum be. Kim geldi? Polis bebek geldi. Aç kapıyı, yoksa sonuçları çok kötü olur, tamam mı? Polis bebek mi? Buyurun. Bir saniye. Ne oldu yani? Neden geldiniz? Senin adın ne? Benim adım mı? Benim adım Tarık. Ne oldu? Anlamadım yani bu işi ben. Adınızda arama kararı var. Siz adını bir suçlusunuz. Cinayet işlemişsiniz ve bu köyde dolaşıyorsunuz. Sizi şimdi hapishaneye atacağım. Çabuk benimle birlikte polis arabasına gelin, tamam mı? Yoksa sizi vururum. Allah Allah, ne oluyor? Ben suç falan işlemedim polis bey. Bakın saç... Sus diyorum sana. Sen bir suçlusun. Şimdi sana kelepçeyi takacağım ve seni hapishaneye atacağım bir kere, tamam mı? Allah Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Polis bey ama beni... Hayır, olmaz. Çabuk benimle geliyorsun polis arabasına. Çabuk. Ya ama bak polis bey, lütfen beni dinleyin ama. Haksızlık ediyorsunuz ya. Vallahi haksızlık ediyorsunuz. Sus diyorum sana. Konuşma hakkına sahip değilsin, tamam mı? Çabuk geliyorsun polis arabasına ve bu polis arabasına biniyorsun. Seni tutukluyorum. Sen bir suçlusun, tamam mı? Tamam ya, tamam ya. Of polis bey, of. Tamam, biliyorum. Bin bakalım arabaya. Demiştim, bu köyde bir tane bile suçlu kalmayacak. Çünkü ben polis bebeğimle benim olduğum köyde bir tane bile suçlu olmaz, tamam mı? Ben iyi bir polisim. Babamdan daha iyi polislik yapıyorum. Hadi bin artık arabaya Tarık. Bin artık diyorum sana. Tamam tamam, biliyorum. Of ya. Evet, artık suçları yakalamaya devam edebiliriz arkadaşlar. Ben bu köyde kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu çok iyi biliyorum. Mesela bu dükkan suçsuz arkadaşlar. Burası hep suçsuz buraları. Ama mesela şuradaki evde oturan suçlu. Şimdi oradaki evde oturanı yakalayacağız arkadaşlar. Bu evdeki kim oturuyorsa suçludur o. Bir saniye polis bey, yanlış düşünüyorsunuz ama. Bu evde fakir oturuyor. Bu köyün yani yerlilerindendir kendisi. Sus diyorum sana. Sen zaten cinayet işledin. Sen ayrı bir suçlusun. Bu da senin suç ortağın. Açıklaman iyi oldu aslında. Şimdi gidip onu yakalayacağım. Durun bir saniye polis bey, yanlış anlıyorsunuz. Aç diyorum sana kapıyı. Polis bebek geldi. Polis bebek geldi. Aç diyorum sana kapıyı, çabuk. Kim çalıyor kapıyı ya? Of, kapıyı kim çalıyor bu zaman köründe? Açtım kapıyı, çalıyor, birisi açsana ya. Evet babacığım. Hadi kapıyı aç. Bir işte şu anda kapıyı çalıyor. Aç diyorum sana kapıyı. Kapıyı aç, yoksa çok kötü olacak. Allah Allah, bu da kim ya? İnce sesli birisi. Allah Allah, bu kim? Buyurun. Kimsiniz acaba siz? Ben polis bebek. Kanun namına tutuklusunuz bir kere, tamam mı? İsminiz ne sizin? Benim ismim mi? Feritet. Ölü Feritet benim isim. Tamam, güzel. Feritet Bey, siz bir suçlusunuz. Bunu biliyor muydunuz? Aa, suçlu muyum ve ben bunu biliyor muyum? Bilmiyordum ya. Ya ben, ahkam geziyor bir de bana ya. Senin baban nerede? Annen nerede? Sen nereden öğrendin polislik yapmayı? Söyle bakalım. Sana nereden öğrendim? Ben polisim bir kere, tamam mı? Bak Tarık'ı yakaladım. Seni suç ortağın arkamda. Aa, şuna bir şey söyle fakir. Oğlum beni cinayetle suçluyor. Tarık cinayet işlemedi ki. Bak bak bak, nereden de biliyor? Nereden biliyorsun cinayet işlemediğini? Demek ki ikiniz işlediniz en cinayeti. Şimdi ikinizi yakalayacağım ben, görürsünüz siz. Aşkım ne oluyor? Kimisi söyle incecik ya. Evet baba ya. Arkadaşlar nereden? Nereden bileyim örümcük ya? Birisi işte kapıya geldi. Ya polis bebek, sen neyin nesin bilmiyorum ama. Ey çabuk.
Tamam, kaldırıyorum ellerimi havaya, tamam. Kaldır elleri havaya. Şimdi evinde bir arama gerçekleştireceğim. Kesinlikle suçlu sizsiniz. Sen de kimsin? Sen de kimsin? Söyleyin bakalım. İsimlerinizi verin bana. Ben örümcek kız. Ben de örümcek çocuk. Silahları ve bıçakları nerede saklıyorsunuz ya? Söyleyin bakalım. Onları teker teker bulacağım. Bak, burada altın çıktı. Bu altınlarla ne yapıyorsunuz siz? Ama onlar bizim paramız. Payamız o bizim polis abi. Evet, o bizim paramız polis bey. Ne? Siz onu külahımı anlatın. Bu paraları siz kara paraklayarak kazandınız. Yani kötü yollardan kazandınız para bu. Yani uyuşturucu sattınız. İşte çocuk kaçırdınız. Ne diyorsun sen polis bey? Biz öyle şeyler yapmıyoruz ki. Biz öyle şeyler yapmıyoruz. Ya bizi susluyorsunuz şu anda. Susun. Yalan söylemeyin bir kere, tamam mı? Siz bir suçlusunuz. Bunlar da suç aletleri. Bu telefon da suç aleti. Bunların hepsini delil olarak yazacağım. Şimdi mutfakta arama yapacağım. Bu mutfakları kesin. Bak yemekler falan var burada. Ah, bıçak buldum. Bu bıçağı sen ne için kullanıyorsun şimdi? Bak. Demek ki cinayeti siz işlediniz he? Bakın polis bey. O bu elinizdeki bıçak. Mutfak bıçağı. Havuç doğrarken falan kullanıyor örümcek kız. Ya evet ya polis bey. Biz o işler için yapmıyor. Kullanmıyoruz onu yani. Susun. Yalan söylemeyin. Siz tam bir yalancısınız. Bakın katil ailesi. Bu katil 1, katil 2, katil 3 ve katilin yardımcısı. Evet. Büyük sır çözüldü arkadaşlar. Bundan sonra bu köyde kimse suç işlemeyecek. Çünkü asıl suçları yakaladık. Şimdi herkes elini havaya kaldırsın ve hemen sizi arabaya bindireceğim ve hapishaneye göndereceğim sizi, tamam mı? Polis bebek büyük sırrı çözdü. Hadi gelin bakalım. Elini havaya. Çabuk. Arabaya biniyorsunuz. Sizi yakaladım işte. Sakın kaçmaya çalışmayın ve yanlış hareket yapmayın, tamam mı? Yoksa sizi vururum he. Babacım bu kim? Aşkım bu kim? Bilmiyorum ki. Acaba Ahmet abinin oğlu olabilir mi? Allah'ım nereden geldi başımıza bu ya? Nereden geldi? Hey ne konuşuyorsun? Bak vururum sizi he. Gelin artık arabaya, aranızda konuşmayın suçlular. Tamam geliyoruz polis bey, tamam be. Gel örümcük, gel örümcük kız. Tamamdır aşkım, geldik. Geldik babacım. Şimdi arabaya binin. Sizi hapishaneye atacağım. Size 100 yıl hapis vereceğim. Siz suçlusunuz. Bulamadım. Nerede lan bu çocuk? Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Allah'ın başına kötü bir şey gelmez inşallah. Araba kullanmayı da bilmiyor. Acaba kaza falan mı yaptı? Lan ne oluyor? Buldum onu. İşte burada. Ne yapıyorsun sen burada polis bebek? Baba lütfen işime karışma. Ben burada azılı suçluları yakaladım. Bunlar köyde oturup böyle masum gibi gözüküp suç işleyen insanlar. Tarık, örümcek çocuk ve örümcek kız ve Feri tek suçlu. Tamam mı baba? Ben bunları yakaladım. Yanlış kişileri yakalamışsın. Bu yakaladığın kişiler köydeki en masum ve en dürüst insanlar. Evet aynen öyle. Biz suç işlemeyiz. Evet ya polis bebek hata yaptın. Nasıl hata yaptım ya? Polis bebek hata yapmaz. Ben hep doğruyu yaparım. Doğru benden çıkar. Siz suçlusunuz. Suçlu. Baba sen de suçluları savunuyorsun. Yoksa sen de mi bir suçlusun ve beni kandırmaya çalışıyorsun? Yoksa sen benim gerçekten babam mısın? Oğlum kes saçmalamayı. Bak eve gittiğimizde sana bilgisayarı yasaklıyorum 1. Telefonu yasakladım 2. Ve bir daha da çikolata yemiyorsun 3. Hayır. Yasaklamayın Ahmet abi. Küçücük çocuk zaten. Bir hata yapmış. Lütfen yapmayın. Baba. Yasaklama lütfen baba. Baba. Lütfen bilgisayarından al baba lütfen. Ben sadece polis onu gizlemiştim baba. Baba lütfen al onu lütfen. Evet Ahmet abi. Bir hata yapmış. Lütfen yapma. Evet yapma lütfen Ahmet. Bence de Ahmet abi yapmayı ver, gözünü seveyim, zaten küçücük çocuk ya. Onu düşüneceğim ama şimdilik cezalısın polis bebek. Sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Ne demek Ahmet abi, özür dilemene gerek yok. Özür dilemene gerek yok Ahmet abi. Önemli değil Ahmet abi. Yok yani dilememe gerek var, size böyle zorluklar çektirmiş, seni kelepçelemiş, seni de kelepçelemiş. Yani bunlar gerçekten çok ayıp şeyler fakir. Tamam Ahmet abi seni anlıyorum da. Neyse. Feride ailesi Ahmet abi sizce polis bebeği affetsin mi? Cezaları kaldırsın mı? Lütfen yorumlarda affetsin ya da affetmesin yazın. Yorumlarınızı hepinizin kalp bırakacağız arkadaşlar. Video like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmuyorsunuz. Sağda ve solda iki tane video var. İki videoyu da lütfen tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bye bye.